Efendim iyi akşamlar, merhabalar. Perşembe bugün 14 Eylül'ü gösteriyor takvim yaprakları. Günlerden 2 nokta günü. Gazeteci Musa Özuğurlu ile birlikteyiz. Yerel seçimlere gidiyoruz. Mart 2024'te sandık başında olacağız. Belediye başkanlığı seçimi için, muhtarlıklar için tekrar oy kullanacağız. Siyaset karışık, siyaset sıcak. Alınan kararlar var, atılan adımlar var. Gidişatı değerlendireceğiz. Alınan kararların seçim sonucuna nasıl etki, sonuçlarına nasıl etki edebileceğini konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Şimdi hocam, aslında 3 başlığım var. Birincisi CHP, ikincisi İYİ Parti, üçüncüsü anayasa tartışmaları. Alınan yeni kararlar var. İşte Özgür Özel mesela yarın CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacağını biliyoruz. Dinmiş miydi tartışmalar? Şimdi Ekrem İmamoğlu bu meselenin neresinde? Ekrem İmamoğlu son olarak vazgeçti, yani şimdilik vazgeçti. İstanbul'da tekrar yarışmak istiyorum, İstanbul'u yönetmek istiyorum şeklinde açıklama yapmıştı. Nerede duruyor şimdi Ekrem İmamoğlu? Özgür Özel'in yarınki yapacağı açıklama ne anlatıyor CHP için bize? Süreç yerel seçimlere giderken CHP adına nasıl değişiklik gösterir? Birincisi Ekrem İmamoğlu'nun artık tamamen başkanlığına konsantre olduğunu ve bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Tabii ne zamana kadar? Elbette kendi başkanlığının bir sonraki belki döneminin sona ermesine kadar ya da eğer harekete geçmesi gerektiğini düşündüğü bir zaman olursa o zaman harekete geçene kadar. Yani bundan sonraki yerel seçimlere kadar artık bizim Ekrem İmamoğlu'nun başka herhangi bir alanda bir mücadele içerisinde olacağını rahatlıkla rahatlıkla söyleyebiliriz. Böylece aslında bir şimdilik bir görev bölümü de yapılmış oldu. Yani bir tarafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Genel Başkan. Hocam bir de devam edecek. Belki yeni genel başkanlık. Evet. Duyabiliyor musunuz? Son ifadeyi tekrar alabilir miyim? Bir ses kesintisi yaşadık orada. Evet. Yani şöyle ilgili olarak Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak düşünüyorduk ya. Hani yani Ekrem İmamoğlu bundan sonra artık İvan adaylığı üzerinden devam edecek, öyle görünüyor. Ama bu tüm zamanlar için, yani daha geniş zaman için düşünecek olursak elbette liderlik niyetinden vazgeçtiği anlamına geliyor. Fakat bu aşamada seçimler var, yani belli bir tarih var. Dolayısıyla bu belli tarihe kadar biz Ekrem İmamoğlu'nun sadece belediye başkanlığı ile ilgili faaliyet edebiliriz. Tabii diğer taraftan CHP içerisinde genel başkanlık yarışı sona erdi mi? Hayır, ermedi. Çünkü bize Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak çok iyi eleştiriler var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi de zaten herhangi bir şekilde artık bu partiyi güvenli bir şekilde Lipan'a yanaştıracağım ifadesiyle birlikte kendi genel başkanlığını bırakması da dahil birçok olasılığa açık bir ifade kullandı. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa devam etmeyeceğine elbette delegeler karar verecek. Ama parti içinde bir mücadele olduğunu da görüyoruz. Yani bu mücadele zannediyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine işleyecek olan bir mücadele. Yani bundan sonra sürecin Kılıçdaroğlu'nun lehine işleyebilmesi çok da mümkün değil. Bir istisnai olur bu. O da yerel seçimlerde CHP eğer şu andaki hali hazırdaki belediye başkanlıklarını korur ve hatta bunları arttırırsa, yani büyük bir sonrasında devam etme niyetini ortaya koyar. Ama aynı kalması durumunda bile hemen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak tamam buraya kadar getirdin, sana çok teşekkür ederim denilecek. Ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun buna dayanabilmesi çok da mümkün değil. İşte şimdi tam da bu aşamada o zaman yeni alternatiflere bakmak lazım ki bunların başında Özgür Özel geliyor. Özgür Özel parti içerisinde daha az yıpranmış olan isimlerden birisi. Hatta neredeyse hiç yıpranmamış isimlerden birisi. İkincisi genç bir isim olarak bugüne kadar bütün gerek parti adına yapmış olduğu konuşmalarda gerekse tavırlarında güven veren birisi. Yani tabana baktığımız zaman Özgür Özel çok da işte yabancı durmuyor, itici durmuyor. Mesela Ekrem İmamoğlu bir şekilde tartışmalı bir isim. Onu ifade etmek lazım. Hani liderliği acaba nasıl yapacak, partiye nasıl yenilikler getirecek, partinin
kendi CHP çizgisinden herhangi bir şekilde sapmasına neden olabilecek bir takım politikalar geliştirecek mi gibi bazı şeyler vardı doğrusu, tartışmalar vardı. Zannediyorum hocam, duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ya, internet altyapısı kaynaklı, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz şu an. Haksızdır demiyorum ama böyle tartışmalar vardı. Bak, şimdi ben duyuyorum sizi ama. İnternet altyapısı kaynaklı, sağlıklı bir bağlantı yapamıyoruz. Şöyle yapalım mı? Bir kapatıp tekrar arayalım. Bir klasik tedavi yöntemidir. Bir kapat aç, kendine gelsin yapalım. Osman abi tekrar deneyelim. CHP'deki durumu konuşuyoruz sevgili seyirciler. Gazeteci Musa Özoğurlu ile birlikte ama internet bağlantısı, Hatay'ın durumu malum. Altyapı sağlıklı olmadığı için sağlıklı bir iletişimde, kesintisiz bir iletişimde sağlayamıyoruz. CHP'yi konuşuyoruz. Ülke olarak yerel seçimlere giderken siyaset sıcak. Özgür Özel yarın CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak. Burada Özgür Özel'in durumu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumu, sonra Ekrem İmamoğlu'nun durumu, yerel seçimlere giderken CHP'yi ne beklediğini konuşuyoruz. Hocam duyabiliyor musunuz? Şu anda duyuyorum sizi. Az önceki son ifadenizle kaldığımız yerden devam edelim mi hocam? Evet, evet. Yani Özgür Özel öne çıkmış olan bir isim ve dediğim gibi de parti içerisinde kabul görebilecek olan bir isim. Elbette Özgür Özel daha öncesinde İmamoğlu'yla birlikte hareket edecekmiş gibi bir sinyal vermişti. Fakat daha doğrusu bu anlama çekilmişti. Fakat bu böyle olmak zorunda değil. Yani Özgür Özel tek başına hareket edebilecek bir ağırlıkta olan bir isim. Zaten grup başkanlığının kendisine teslim edilmiş olması da bunun bir göstergesi. Dolayısıyla şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde bulunuyor aslında parti içerisine baktığımız zaman meclisteki toplantılarda. Bu nedenle Özgür Özel burada en güçlü aday olarak görülüyor. Şimdi başka bazı isimler de var. Yani aday olduklarını, olacaklarını belli eden. Ama ben herhangi bir adayın Özgür Özel kadar güçlü bir şekilde çıkacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki yarışın, yani genel başkanlık yarışının Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında olacağını söyleyebiliriz. Sinan Öğmen ismi geçiyor. Daha önceki tabii başkanlardan ne kadar hani güçlü bir şekilde bu yarışa girebilir? Doğrusu şu anda bir soru işareti olarak duruyor. Dolayısıyla da Özgür Özel'in bundan sonra genel başkanlıkla ilgili neredeyse tek aday olduğunu ifade edebiliriz. Zaten CHP içerisine baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu yerine gelebilecek bir adayın kim olacağı konusunda da net bir cevabı partililer de veremiyor. Yani bugüne kadar tabii bu elbette her parti için geçerli olabilir. Yani partililer de böyle net bir cevap veremiyorlardı. Dolayısıyla doğal gelişim içerisinde Özgür Özel'in öne çıktığı görülüyor. Özgür Özel yarın tabii açıklama yapacak. Şimdi bu açıklamasında genel başkanlığa adayım derse zaten grup başkanlığından istifa etmesi gerekiyor. İstifa ettikten sonra da artık onun için bir başkanlık yarışı başlamış olacak. Ve kurultaya kadar bu böyle gidecek. Bakalım kurultayda gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu mesela Özgür Özel'e yol verecek mi, vermeyecek mi? İkincisi Kemal Kılıçdaroğlu ısrarcı olacak ve Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında ciddi bir rekabet yaşanacak mı, yaşanmayacak mı? Delegeler ne söyleyecek, oy sahipleri neler söyleyecek? Bunu da elbette o zaman içerisinde göreceğiz. Ama görünen o ki şu anda artık Ekrem İmamoğlu sadece ve sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na konsantre olmuş durumda ve başkanlık yarışı ayrı bir kulvar olarak devam edecek. Ama bu Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte böyle bir istekten, yani genel başkanlık hedefinden vazgeçtiği anlamına da gelmez. Ekrem İmamoğlu da eğer seçilirse tekrar ikinci dönem, dediğim gibi kendi döneminin bitimiyle beraber ya da kendi dönemi bitmeden eğer böyle bir gereklilik olduğunu düşünürse kendince muhtemelen bu yarışa tekrar girecektir. Özgür Özel'le girecektir. Bakalım önümüzdeki zamanlar CHP açısından neler gösterecek. Bakalım, evet. Biri daha varmış, hatta Kemal Kılıçdaroğlu bugün açıklama yaptı. Bir aday daha var, bana mektup yazmış diyor. Kim olduğunu tahmin edilebilir mi, kim olduğu?
İsmen? Ben Örsan Öymen ismi geçiyordu ama muhtemelen Örsan Öymen. Şimdi Örsan Öymen tabii yani CHP içerisinde bilinen bir isim. Yani Öymen soyadı bilinen bir soyad. Dolayısıyla bu gerçekten şey olur mu? Yani etkili olur mu? Ben şeyle ilgili olarak yani Özgür Özel'le hani bir kıyaslama yapacaksak bir rekabet açısından baktığımız zaman ben Özgür Özel'in daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani zaten uzun zamandır Özgür Özel çok aktif bir biçimde parti içerisinde faaliyetlerde bulunuyor. Dolayısıyla Özgür Özel şu anda bu meseleye ısınmış, bu meselede belli bir yol kat etmiş, belli bir isim yapmış, belli bir etkinliği ağırlığı olan bir isim. Dolayısıyla ben Örsan Öymen'in Özgür Özel'e net bir şekilde rakip olabilecek bir isim olduğunu zannetmiyorum. Değerli bir isim, parti içinde faydalı olabilecek bir isim ama mesele genel başkanlık olduğunda Özgür Özel'in daha şanslı olduğunu zannediyorum. Peki şimdi diğer başlık, İYİ Parti'nin bir seçim kararı var. 81 ilde kendi adaylarıyla girecek İYİ Parti seçime. Kürşat Zorlu'nun açıklaması, hatta özelde İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına aday çıkarılacak mı diye soruyor. O da işte metin çok açık, hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğimiz tüm kişi tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net diyor. Şimdi ne olacak? İstanbul, Ankara'da ne olacak? Diğer kritik yerlerde ne olacak? Büyük şehirlerde ne olacak? Kaçında İYİ Parti kendi adayını kazandırabilir ya da İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adayını gösterirse İmamoğlu Yavaş'ın işi biraz daha mı zor olur? Ne olacak peki şimdi? Şimdi birkaç dinamik var. Birincisi yani iki bloktan bahsediyoruz. Bir tanesi Cumhur tarafı, bir tanesi ise de Millet tarafı. Şimdi Cumhur tarafına baktığımız zaman orada herhangi bir sorun olduğunu görmüyoruz partiler arasında. Yani kendi işlerinde anlaşacaklar, bir şekilde seçime girecekler. Dolayısıyla orada blok halinde bir seçime giren bir taraf olduğunu görüyoruz. Diğer taraftaysa muhalefet olarak değerlendirdiğimiz CHP, İYİ Parti, Yeşil Sol gibi partilerin olduğu bir taraf var. Tabii burada işte Deva ve Geleceği de saymak gerekiyor. Saadet'i belki saymak gerekiyor. Şimdi bunların daha önceden bir birlikteliği söz konusuydu. Yani HDP'yi ayrı tutacak olursak bunların bir birlikteliği söz konusuydu. Ve bu birliktelik aslında bir önceki yerel seçime baktığımız zaman İYİ Parti, HDP ve CHP'nin birlikteliklerinin bir şekilde faydalı olduğunu gördük. Yalnız şöyle bir şey de var, bir veri daha var elimizde. Örneğin Adana'da, Mersin'de, hatta İstanbul'da oy oranlarına baktığımız zaman, yani toplam işte bu şeylerin, blokların oy oranlarına baktığımız zaman çok da birbirlerinden farklarının olduğu görülmüyor. Yani İstanbul'da tamam bir 800 bin fark oluştu Ekrem İmamoğlu'yla diğer aday arasında ama bu ikinci aşama için geçerli bir. İkincisi ise o bir tepki oyuydu ve yine de aslında İstanbul'un oy toplamına baktığımız zaman çok büyük bir yüzde farkı yapmıyor. Dolayısıyla buralarda işler kritik. Yani bu nedenle de ittifak yapılacak olan parti ya da ittifakın önemi ortaya çıkıyor. Şimdi burada İYİ Parti'nin tavrına bakacak olursak, İYİ Parti bir Cumhuriyet Halk Partisi ya da herhangi bir partiyle ittifak içerisinde olmayacağını, 81 ilde ve hatta ilçelerde kendi adaylarını çıkartacağını söylüyor. Şimdi şeye baktığımız zaman, İYİ Parti'nin oy oranına baktığımız zaman, devamında da CHP'yi gördüğümüz zaman, CHP'nin oy oranına baktığımız zaman, HDP'yi, Yeşil Sol'u gördüğümüz zaman, yine oy oranına baktığımız zaman bu üç partinin de aslında birbirlerine ihtiyaçlarının olduğu görülür. Tabii HDP'nin özellikle Kürt oylarının, Yeşil Sol oyların yoğun olduğu illerdeki durumundan bahsetmiyorum. Biz şu anda şeyden bahsediyoruz, yani büyük illerden, batıdaki illerden bahsediyoruz özellikle. Dolayısıyla da şimdi burada CHP'nin evet İYİ Parti'ye ihtiyacı var, Yeşil Sol'a ihtiyacı var ama aynı zamanda bu iki partinin de CHP'ye ihtiyacı var. Yani eğer başarı sağlamak istiyorlarsa bu böyle olacak. Dolayısıyla burada biz bir birlikteliğin zorunlu olduğunu görüyoruz. Yani seçimin kazanılabilmesi bakımından. Ama eğer herhangi bir şekilde bu partiler ayrı ayrı girerlerse ya da sadece örneğin Yeşil Sol CHP ile bir şekilde bir işbirliği yapmayı kabul ederse bu seçim muhalefet açısından gerçekten zora girecek gibi görünüyor. Çünkü örneğin İYİ Parti'nin
tek başına girmesi oyları bölecektir. Ya biz burada şundan bahsetmiyoruz. İşte bir tarafta İYİ Parti var parti olarak ama diğer tarafta mesela MHP ve işte AKP var. Hayır, onlar bir blok olarak artık duruyorlar. Dolayısıyla onların oylarını da yekpare bir oy olarak görmemiz lazım. Ama eğer buna İYİ Parti bu şekilde tek başına girerse bu şeyin oyunu bölecek. Yani AKP ve MHP'den oy almayacak. İYİ Parti CHP'den ve diğer muhalefet partilerinden oy almış olacak ki oyların bölünmesi demek AKP'nin veya AKP-MHP ikili İYİ Partililer acaba bunu bu nedenle hani hangi düşünceyle yapıyor olabilirler? Birincisi tabii bu Millet İttifakı'nda bulunmaları sebebiyle Hocam duyabiliyor musunuz şu an? Mesela İYİ Parti yönetimine bir eleştiri söz konusuydu. Yani bir çıksın. Duyuyor musunuz siz beni? Ben sizi duyuyorum. Evet, tamam. Şimdi sesiniz daha iyi geliyor. Evet, devam edelim. Şimdi daha önce nasıl sebebiyle İYİ Parti yönetimine bir eleştiri söz konusuydu. İYİ Parti zannediyorum biraz da yeni bir parti olduğu için gelecekle ilgili olarak daha bağımsız bir çizgi çizebilmek adına şimdi seçimlere tek başına girmek istiyor. Ve hatta bu seçimlerin yani bu dönem seçimleri belki de feda etmeyi göze almış durumda. Ama şey açısından baktığımız zaman, CHP açısından baktığımız zaman durum aciliyet kesbetmiş durumda. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu açısından baktığımız zaman bütün bu işte büyük şehirleri almak zorunda. CHP eğer buraları da bu kez kaybederse veya buraların birkaçını kaybederse gerçekten de artık CHP'nin farklı bir yola gireceğini, belki farklı bir alternatif bir parti çıkartabileceğini, CHP'nin çok zor zamanlar yaşayacağını öngörebiliriz. O yüzden burada yani İYİ Parti'nin herhangi bir şekilde tek başına girmesi muhalefet adına çok zarar verecek bir karar olacak. Ama burada dediğim gibi İYİ Parti'nin neyi hedeflediği de çok önemli. Kendi başlarına devam etmek istiyorlar. Bu meseleyi uzun vadeli olarak düşünüyorlar. Sadece bir yerel seçimle ilgili olarak düşünmüyorlar. Bu da şeyi gösteriyor. Yani İYİ Parti'nin burada belki daha kararlı bir tavır içerisinde olabileceğini gösteriyor. Ama burası Türkiye. Burada siyasette her gün elbette değişiklikler olabilir. Eğer Meral Akşener'e herhangi bir şekilde CHP ile işbirliği yapması gerektiği telkin edilirse, nereden gelirse gelsin bu, telkin edilirse belki Meral Akşener bazı yerlerde işbirliği yapacaktır. Mesela İstanbul ve Ankara çok önemli, çok kritik. Buralarda örneğin Ekrem İmamoğlu'nun hala yok canım kapıyı tam olarak kapatmamışlardır gibi bir söylemde bulunuyor olması da dikkat çekici. Hmm. Ekrem İmamoğlu muhtemelen kişisel olarak Meral Akşener nezdinde bir girişimde bulunacaktır. Meral Akşener'le bir pazarlık da yapacaktır hatta. Dolayısıyla bu mesele örneğin bir CHP, İYİ Parti ya da Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener pazarlığı ya da birlikteliği veya işbirliği olarak görülecektir. Ama diğer illerde çok kritik. Dolayısıyla buralarda İYİ Parti nasıl bir aday çıkartacak ve ne şekilde CHP ile bir pazarlık içerisine girecek? Yani istediği bir takım şeyler olacaktır pazarlığa girmek için. Belki o zaman bu durumu daha net bir şekilde konuşabiliriz. Bu arada tabii Yeşil Sol'a baktığımız zaman da onların da herhangi somut bir pazarlık unsuru önlerine getirilmeden şey yapmayacaklarını ifade ettiler. Dediler ki yok biz işbirliğine girmeyeceğiz artık. Bizim önümüze somut bir takım verilerle gelmeleri gerekiyor, tavizlerle gelmeleri gerekiyor. Bu durumda CHP mesela böyle bir şeye yanaşacak mı? Daha birkaç gün önce örneğin bir Sezgin Tanrıkulu örneği yaşandı ve CHP'nin ciddi ulusal bir refleks gösterdiğini gördük. Bu da tabii Yeşil Sol seçmeni, Yeşil Sol tabanında tepki uyandıran bir durum oldu ki daha önce de aslında böyle şeylere rastlandı. Dolayısıyla o döneme kadar önümüzde ne olur ne çıkar bu üç parti arasında yani tabii ki Yeşil Sol'la İYİ Parti demiyorum. Onların herhangi bir şekilde bir pazarlığa girişmeleri çok da mümkün değil ama
CHP'nin arada olduğu, CHP'nin ara bulucu olduğu veya bir geçiş noktası olduğu nasıl bir ilişki yaşanır, nasıl pazarlıklar yaşanır, zımni olarak örneğin İYİ Parti ile CHP işbirliği yapar mı, yine zımni olarak bu işbirliğine Yeşil Sol katılır mı, bütün bunların her birisi belirleyici olacak bu yerel seçim. Peki niye oradaki tek vücut görünüm burada yok? Genel seçimden sonra işte sen oy verdin ben vermedim, sen çalışmadın ben çalıştım, ya. O çalıştı şu çalışmadı. Yani çocuklar gibi hani öğretmenim bilmem kim benim Ayşe benim saçımı çekti, beni cimzirdi vesaire. Yani niye yapamıyorlar bunu? Niye yapamıyorlar? Çünkü başarısızlık yani her zaman için şeyi getirir. Yani bu türden tartışmaları beraberinde getirir. Çünkü skor çok önemli. Dolayısıyla ne kadar iyi oynadıkları önemli değil. Ve burada gerçekten kaybettikleri bir maç var. Dolayısıyla herkes bir suçlu arıyor. Bir de ikincisi de şu, gerçekten de örneğin partiler nezdinde baktığımız zaman yönetimlerin çok da rahatlı olmadığını. Yani bugün sanki bütün parti işte yönetimleri çok net bir biçimde işte bir takım kararlar alıyor ve en küçük seçmenine kadar bütün tabanla bu kararlara uyuyor diye bir şey söz konusu değil. Ha, bu CHP için geçerli olabilir. Çünkü CHP merkezinde toplanmıştı zaten ittifak. Ama örneğin İYİ Parti'ye baktığımız zaman İYİ Parti içerisinde CHP HDP ile işbirliği yapıyor diye sorgulayan bir tabanlının, bir seçmenin olduğunu, hatta yöneticilerin olduğunu, bu söylemleri kullandıkları için istifa etmek zorunda kalan yöneticilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu demektir ki İYİ Parti içerisinde herkes Meral Akşener ne derse onu yapıyor ve Meral Akşener ne yaparsa onu eleştirmiyor diye bir tutum içerisinde değil. Keza diğerleri için de aynı şey geçer. Yani HDP için de ve artık Yeşil Sol diyeceğiz ama o dönemde HDP'ydi. Onlar için de aynı durum geçer. Yani onlar da mesela örneğin şeyin CHP'nin kullandığı bir takım söylemlerle ilgili olarak ne diyorlar? Bakın işte biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani oy veriyoruz ve ama CHP bizimle ilgili herhangi bir adım atmıyor. Bu demek ki örneğin HDP yönetimiyle tabanı arasında CHP'ye yönelik tavır içerisinde de görüş ayrılığı olduğu anlamına geliyor. Başarısızlık olduğu zaman da elbette herkes kendi içinde biz size dememiş miydik? Yani bu böyle bir şey, bir işbirliğine girerseniz buradan başarısız çıkarız söyleminde bulunanlar oluyor. Bir de ikincisi şu var, yerel seçimler daha aday bazlı seçimler olduğu için partiler ne bileyim ve bazı yerlerde başarılı olabileceklerini düşünüyorlar. Yani örneğin iyi bir isabet bir adayla işte ne bileyim Manisa'da ya da Hakkari'de veya Konya'da veya başka bir ilde belki daha farklı bir başarıya imza atabilir. Hocam duyuyor musunuz? Diyeceklerini düşünüyorlar. Hocam duyabiliyor musunuz beni? Bir tekrar mı deneyelim? Bir, hocam duyabiliyor musunuz şu an? Meselesi. Yine mi aynı şey? Evet, evet maalesef. Ben sizi duyuyorum. Ben sizi duymaya devam ediyorum. Şu an duyuyorsunuz. Ve duyuyorum şu anda ben sizi. Tamam. Hocam yine son ifadeler. Tamam, ve ben sizi duyuyorum. Yine son ifadeleri tekrar alayım ve son sorum olsun. Anayasa tartışmalarında biraz yorumlamanızı isteyeceğim sizden. Okey. Şimdi yerel seçim olması itibariyle yerelde hani aday bazlı gidildiği için örneğin herhangi bir yerde X bir parti güçlü bir adayla çıkabileceğini düşünebilir. Dolayısıyla da bu daha önceki ittifakta olduğu gibi daha kimliksiz sadece ittifakın isminin anıldığı bir model yerine partiyi öne çıkartabilir. Çünkü ittifaklarda da şu görülüyor ki ittifakın ismi anılıyor. Yani parti tek başına bütün kendi ideolojisini, programını tam olarak ortaya koyamıyor. O yüzden de eleştiriler var parti yönetimlerine. Dolayısıyla bu yüzden partiler ayrı ayrı hareket etmeyi düşünebilirler. Ama bu aslında Meral Akşener'in yapmış olduğu bir çağrı vardı ya, herkes tek başına girsin diye. Şimdi bu böyle olduğu zaman belki bir model olarak bütün partiler için eşit bir durum yaratabilir. Fakat eğer bir blok varsa, örneğin AKP, MHP bloku varsa
bu durumda işte partilerin tek başına girmeleri çok da bir anlam ifade etmeyebiliyor. Dediğim gibi sadece bunun istisnası şu olabilir. Bir aday vardır. Mesela kendi girdiği yerde çok seviliyordur. Partiler üstüdür. Herhangi bir partiye mensuptur ama bütün oyları toplayabilir. O istisnalar dışında ben bu modelin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Anayasa tartışmalarıyla ilgili olarak şunu söylemek lazım. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Belirli maddeler var. Bu maddelerin değişmesi teklif dahi edilemez. Yani anayasanın ilk maddeleri. Bir de 66. madde var tabii tartışılıyor. Asıl bence tartışma muhtemelen burada kopacak. Elbette bu ilk maddelerle ilgili olarak, özellikle laiklik maddesiyle ilgili olarak da büyük tartışmalar yaşanacak. Şimdi yeni bir anayasa yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Yani teorik olarak bunda anormal bir durum yok. Ama şöyle bir şey var. İşin pratiğine baktığımız zaman Türkiye Devleti'nin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarifi herhangi bir şekilde eğer değişecekse bu çok ciddi bir tartışma doğurabilir. İkincisi vatandaşlık tarifi değişecekse bu da çok büyük tartışma doğurabilir ki dediğim gibi 66. madde bu madde. Ve burada bir Türklük tanımı yapılıyor. Şimdi burada örneğin bugün tabii bazı gazetelerde yer alan başlıklar vardı. Yani eleştirel olarak yaklaşmışlar ve o çeşitlilik ifadesine şimdiden bir tepki söz konusu. Bu da ciddi bir şey yaratacak Türkiye'de. Ciddi bir tartışma yaratacak. Tabii AKP'nin bugüne kadar örneğin darbe anayasasıyla ilgili olarak söylediklerinde çok da işte pratiğine baktığımız zaman çok da samimi olmadığını gördük. Yani bugüne kadar örneğin darbecilerin yargılanması ya da darbe anayasasının tam olarak değiştirilmesi, özgürlüklerin getirilmesi vesaire gibi bir takım konular vardı. Bunlarla ilgili olarak çok da adım atılmadı. Yani şeye gidildiği zaman Avrupa Birliği ile bir takım görüşmeler yapıldı. İşte Kopenhag kriterleri gibi bir takım kriterlerle devam edileceği ifade edildi. Fakat Kopenhag kriterleriyle devam edilmediğini görüyoruz. Bu arada hakkını yememek lazım. En başta örneğin işkenceye sıfır tolerans ilkesi ortaya konmuştu. Ve gerçekten bir süreliğine de bu uygulandı. Uygulanmadı değil. Fakat sonradan fabrika ayarlarına döndüğünü gördük yani partilerin. Ve özellikle AKP'nin MHP ya da devletin sahibi olduğunu iddia eden parti ya da anlayışlara yaklaştığını gördük. Şimdi mesela burada sadece işte anayasada ne yazdığı değil, aynı zamanda pratikte neyin ne olduğu. Yani bütün örneğin Türkiye'de kendisini öteki olarak görenlerin hakları tam olarak tanımlanacak. Yani sadece işte belli bir ırk ya da belli bir mezhep üzerinden mi gidilecek? Yoksa bütün bunların tanımı tamamen herkes için ve eşit bir şekilde ortadan kalkacak mı? Yani gerçek anlamda pratikte de laik bir ülke olunacak mı? Bunu elbette göreceğiz. Yani bu getirecek olan teklifin şu anda ne olduğunu kimse bilmediği için önden bir tartışma yapılıyor bu konuyla ilgili olarak. Ama bu konu dediğim gibi önümüzdeki dönemde ki ben yerel seçimlerden sonra olacağını zannediyorum bunun. Ve özellikle tabii AKP'nin beklentisi yüksek yani yerel seçimlerden. Eğer birkaç büyük şehri de alırlarsa gerçekten de artık anayasa meselesini tamamen masaya yatıracaklar. Ve elbette burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tanımıyla ilgili bir takım maddeler çok önemli bir hale gelecek. Zaten öyle aslında. Fakat değiştirilmeye çalışılacak mı, çalışılmayacak mı? Buralara el atılacak mı, atılmayacak mı? Doğrusu bunu beklemek lazım. Bu da önümüzdeki zamanın, yani kısa vadenin gerçekten çok çetin geçeceği anlamına geliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Pek de sağlıklı olmasa da internet altyapısı sebebiyle bir kere daha affınıza sığınıyoruz. Gazeteci Musa Özoğlu'yu misafir ettik, ağırladık ve biz de evlerinize misafir olduk iki noktada. CHP'yi konuştuk, İYİ Parti'yi konuştuk ve yeni anayasa tartışmalarını konuştuk. Noktalıyoruz yarın sabah yine 8.30'da yeni bir günde Hatay ve Bölge için efendim karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.